Selamünaleyküm kardeşlerim. Kanalıma Almanya'da bir Türkiye Kadir Baba ile beraber sizler de hoş geldiniz. Almanya'daki yaşamı, iş hayatını anlatan ve bütün gerçekleriyle sizlerin önüne sunan kanalımda bugün hem yaptığımız iş hakkında bilgi vermek istiyorum hem de Almanya'da Almanlar birbirine Noel geldiği zaman neler hediye ediyorlar onları da göstermek istiyorum. Biz çalıştığımız bir dükkan var. Dükkanda neler satılıyor? Koltuklar satılıyor. Siz de görüyorsunuzdur. Lamba satılıyor, koltuklar var, sandalyeler var. Biz bu firmanın transport işini yapıyoruz. Yani Lieferung, evlere biz servisini biz yapıyoruz. Müşterinin aldığı malları evlere kadar götürüp taşıdıktan sonra kurulması gereken mallar varsa da kuruyoruz kardeşlerim. Kadir Baba ile beraber Almanya'daki Türkler olarak bu şekilde de ekmek paramızı kazanıyoruz. Güzel olan şey bu firmaya biz her sene, bu firmadan bize her sene hediye geliyor. Almanya'da biliyorsunuz Noel kutluyorlar Almanlar. Ayın 24'ü, 25'i, 26'sı 12. ayın. 24'ünde yarım gün çalışılıyor. Daha sonra tatil 25'i ve 26'sı işte o günlerde de 2 gün, 2,5 gün Almanların Noel tatili var. Almanlar Noel'de ne yapıyor? Kadir Baba ne yapıyorlar? Eğleniyorlar aga. Eğleniyorlar. Eğlenmeden ziyade birbirlerine hediye alıyorlar. Birbirlerini yemeğe çağırıyorlar. İşte küçükler büyükleri ziyarete gidiyorlar. Onların işte biz hani nasıl bayramda ellerini öpüyorsak, gönüllerini alıyorsak onlar da bu şekilde büyüklerini ziyaret edip Noel'de gönüllerini alıyorlar kardeşlerim. Güzel bir yemek yiyorlar, bir güzel akşam geçiriyorlar. Noel ağacının altında hediyeler dağıtılıyor çocuklara. Bu şekilde Noel'lerini kendi inançlarına göre dinlerini, dini günlerinde bu şekilde kutluyorlar. Her şeye saygımız var. Allah'a çok şükür kardeşlerim. Ne yapıyor? Bu koltuk taşıdığımız firmada bize her sene hediye veriyor. Hemen o hediyeleri de size göstermek istiyorum. Birisi Kadir Baba'ya makarna sepeti. Birisi de bana. Biraz önce biz aldık bu hediyeleri. Zaten malları müşteriye götürmek için aldığımızda 12. ayın ortalarında falan bu hediyeleri dağıtmaya başlıyorlar. Hem kendi çalışanlarına hem de biz de sağ olsunlar kendi çalışanları gibi gördüklerinden dolayı da bu hediyeleri veriyorlar. Bu hediyeleri ben size göstereceğim kardeşlerim. Bakalım Almanlar Noel'de biz Türklere neler hediye etmişler. Biraz önce biz Kadir Baba ile açık ufaktan bir baktık. İki hediye çantasının içinde de aynı hediyeler var kardeşlerim. Ben ufaktan başlamak istiyorum sizler için. Bakalım içinden neler çıkacak. Almanya'da Almanlar nasıl bir gönül alıyorlar, nasıl birbirlerine hediye veriyorlar kardeşlerim. Kadir Baba heyecan var mı? Heyecan çok. Heyecan çok mu? Güp güp. Sürpriz yumurta gibi aynı. Aynen. Piknik sepetiyle verdiler yalnız. Bu sene piknik sepeti şeklinde verdiler bize. Her sene de değişik şekilde veriyorlar kardeşlerim. Bakalım. Şöyle hediyelerimizi gösterelim. Şöyle Noel Baba şeklinde çikolatalar var. Şöyle Yunanlıların içkisi tabi bizim rakının yerini tutmaz. Uzo'muz var. Bir şişe Uzo. 0.07'lik. Hemen şöyle koyalım. Evde koku dağıtsın diye şöyle bir artık oda parfümü gibi. Oda parfümü gibi bir şey o var. Yılbaşı geldiği zaman patlatmak için torpillerimiz var burada. Bombalar, torpiller, kız kaçıran gibi hani şeyler var. Onu paketlemişler. Ellerimizi silelim, çikolatayı yedikten sonra diye bu şekilde de peçete koymuşlar. Makarna paketimiz dediğimiz hemen böyle yarım kiloluk bir makarnamız var. Şurada böyle bir albüm herhalde. Ne var? Albüm mü artık CD'yi koymak için mi ne olduğunu bilmiyoruz. Ha, ajanda gibi notlarınızı alacağınız, dosyalarınızı koyacağınız, kredi kartlarınızı koyacağınız şöyle güzel bir deri kaplama gibi bir çanta. Ufak bir ajanda çantası da içine koymuşlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bizi düşünmeleri bile yeter yani. Burada da kutuların içinde bir şeyler var. Onları da hemen bir açayım. Bakalım kutularda ne çıkacak. Şöyle bir kutumuz. Ne o? Pasta mı? Ne o? Böyle. Vallahi ben de bilmiyorum baba ya. Ne o? Açınca patlamaz. Çikolata gibi bir şey de açmana gerek yok. Kein Spielzeug bitte vor Kindern. Bilmem ne falan feşman. Böyle bir bilmiyoruz. Biz de ne olduğunu çözemedik Kadir Baba'yla. Şurada da küçük bir bu şekilde de
Bir hediyemiz vardı da çiçek nerede abi? Benimkinde çiçek vardı. O zaman seninkisi bu. Bu benimki yani. Bak demek ki fark varmış çantanın içinde. Benimkisinde çiçek de vardı. Bakacağız şimdi seninkinin içine de. O zaman benimkinin içine de açalım abi. Böyle. Aa şey ya. Lambo mu ne onlar? Abi böyle üzerinde melek. Aha düştü. Üzerinde meleklerin yani sözde hani onlara göre meleklerin olduğu şöyle asmak için Noel ağacına böyle güzel bir süs veya nereye asarsanız duvar asın çiviyle beraber böyle bir süs vermişler kardeşlerim. Bunlar tabi kendi aralarında paylaştıkları hediyeler olduğu için biz Türkler olarak da bize yani siz Türksünüz işte size ayrı bir hediye verelim ayrı bir hediye paketi paketleyelim dememişler. Mesela yanına içki koymuşlar. İşte kendi inançlarına göre melek şeklini gördünüz. Bu şekilde süs için, dekor için bir şey koymuşlar. Her zaman almayı da meşhur olan Noel gelmeden önce, yılbaşı gelmeden önce Noel Baba çikolataları bundan koymuşlar falan. Yani bunları düşünmeleri bile bizim için yeterli zaten. Allah razı olsun. Böyle de işte mesela soğuk tutmak için, sıcak tutmak için de değil mi? Böyle bir izolasyonlu bir de çanta. Yani, yani şu çantayı almaya kalksanız en kötü ihtimal 10 euro çantanın fiyatı. Yani fiyattan ziyade dediğim gibi insanların bizi düşünüp de bu şekilde hediye hazırlaması kardeşlerim. Almanya'da insanlar hediyeleşiyor. İnsanlar yardımlaşıyor. Hele ki Noel geldiği zaman Noel'de gerçekten biz nasıl Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda birbirlerimizi ziyaret ediyorsak onlar da birbirlerini ziyaret ediyorlar. Gönüllerini alıyorlar. Almanya'da yaşlı insan çok. Almanya'da yaşlı evinde kalan insanlar çok. Orada Noel olduğu zaman oralarda bir bayram sevinci geliyor kardeşlerim. Bu Kadir Baba'nın çantasıydı. Benim çantada da aşağı yukarı aynı şeyler var. Tahminim bir değişik olan çiçek herhalde değil mi baba? Aynen öyle. Seninkinde benim çiçek. Doğayı sevdiğimi bildiklerinden dolayı bana özel çiçek tabii de koymuşlar. Canım, tabii tabii. Yani ortalama hepsi aynı. Sadece bende farklı olan. Aynen şöyle süslü bir çiçek. Çiçek görünüyor değil mi baba? Aynen baba. Güzel aynen. Bir çiçek koymuşlar. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bunun içinde de çikolata var. Seninkinde Noel Baba çikolatası vardı. Aynen. Bende de bu şekilde bir çikolata var. Böyle bir anahtarlık var. Ayı. Ayı şeklinde. Noel Baba ayısı. Bende de yine bir Uzo var. Yine böyle bir şeyler paketlemişler, koymuşlar. Demek ki biz geçen sene de öyleydi değil mi? Geçen seneki paketler de aynı değildi. Değişikti. Her sene bize veriyor, bize böyle hediyeler veriyorlar. Her sene de aynı hediyeyi vermiyorlar kardeşlerim. Her sene değişik oluyor. Kutu değişik oluyor. Geçen sene uzun büyük kutular vardı, ondan verdiler. İçinde gerçekten bayağı hediyeler vardı. Bu sefer bu şekil bir konsept ayarlamışlar kendilerine, bunu verdiler. Biz de aldık, hediye olarak bunları kabul ettik. Kadir Baba, var mı ekleyeceğimiz bir şey? Ekleyeceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar bunları görsün diye bir video yapalım dedik. Aynen, ufaktan Almanya'da şu yaşam ara nasıldır diye biz sizlere videoları çekmeye devam ediyoruz kardeşlerim. Siz de görüyorsunuz bu 3 tane müşterimiz var. Birisini koltuk almış, birisi sandalye almış 6 tane. Bir tanesi de ufak böyle zesil dediğimiz tekli bir koltuk almış. Bu 3 tane müşteriye bunları götüreceğiz. Almanya'da biz yine ekmeğimizi Allah çok şükür bileğimizin gücüyle de kazanacağız. Önemli olan da budur. Türklük budur. Türklük nerede olursan ol. Ekmeğini bileğin gücüyle kazanmaktır kardeşlerim. Müslümanlık bunu gerektirir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Bizim videolarımız tabii ki gelecek. Almanya'daki bütün yaşam, hayat, iş hayat hakkında da bütün gerçekleri de göstermeye Kadir Baba'yla da devam edeceğiz. Böyle videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Almanya'daki kira videoları da gelecek. Almanya'da çöplere ne atılıyor videoları da gelecek. Almanya'da araba fiyatları videoları da gelecek. Ama nasıl gelecek? Bunları herkes gösteriyor. Ama bizde bir fark var. Bizim gibi güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde kimse bunu gösteremiyor. Bizim de farkımız bu. Bir Türk olarak biz de bu farkı yaratmış olduk kardeşlerim. Var mı baba ekleyeceğimiz bir şey? Ekleyeceğimiz bir şey yok. Ağzına sağlık. Biz şimdiden Almanların Noel'ini kutladık. Weihnachten dediğimiz. Yılbaşı da gelecek Allah nasip ederse. Kısa bir dönemimiz kaldı. 2019'a geçeceğiz. Şimdiden kardeşlerim sizlerin de yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Biz Kadir Baba'yla beraber sizlere her zamanki yaptığımız gibi de Noel Baba'ya değil Allah'a emanet ediyoruz. Biz kime inanıyorsak onun yolundan da gitmeye devam ediyoruz. Siz Allah'a emanet olun. Biz de Kadir Baba'yla şu 3 tane müşterinin malını verelim. Ondan sonra eve gidip yatan Türkler olalım. Değil mi baba? Aynen öyle. Ekmeğimizi baba kazandıktan sonra helal çorbasını yudumlayan, helal ekmeğini yiyen Türkler olalım. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Allah'a ısmarladık.